Madem ormanda yürüyüş dedik, peki tarihte yürüyüşe ne dersiniz? Nerede mi? Yanı başımızdaki Likya yolunda. Binlerce yıl önce kurulmuş Işık Ülkesi, namı diğer Likya Federasyonu. Yollar varmış bu ülkenin kentleri arasında. Roma İmparatorluğu döneminde birleştirilmiş bu yollar ve zaman içinde bugünkü mesafesine ulaşmış. İşte o dönemdeki kentleri birbirine bağlayan yaklaşık 550 kilometrelik yollara deniyor Likya yolu. Ve bugün dünyanın en çekici, en uzun yürüyüş yollarından biri bu. 1990'lı yılların başlarında Kate Clove'un başkanı olduğu Kültür Rotaları Derneği 7 yıl boyunca durmadan, dinlenmeden bütün patikaları haritalandırmış. Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri kabul edilen yola dilediğiniz yerden başlayıp ne kadar süre yürüyeceğinize bağlı olarak bir bitiş noktası seçebilirsiniz. Likya uygarlığından kalma Karmilassos ya da bugünkü adıyla Kayaköy hemen bu yolun üzerinde. Milattan önce 3000'lere dayanıyor köyün geçmişi. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş bugünkü Kayaköy. Çoğunlukla Rumlar yaşarmış yaklaşık 500 haneli yerleşimde. Ve bugün hala kiliseyi, şapeli, okulu görebiliyorsunuz içinde. Köyün en etkileyici yanı hemen hemen hepsi aynı büyüklükteki evlerin hiçbirinin bir diğerinin önünü kapatmaması. Günümüzde köydeki evler ciddi restorasyonlarla turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Gelin bunlardan birine uğrayalım. Sakın bir yere ayrılmayın çünkü çok beğeneceksiniz. Aslan Hanım, siz 5000 yıllık Kayaköy'de inanılmaz bir mucize yaratmışsınız. Burası vaha gibi bir yer. Bildiğim kadarıyla hikaye 2000'li yıllarda başlıyor. Eşinizle buraya geliyorsunuz. Zaten Fethiyelisiniz ve burayı çok beğeniyorsunuz. Buradaki eski evleri almakla başlıyorsunuz. Sonrasında neler oluyor? Evet, 17 yıl önce eşimle birlikte buraya ilk geldiğimizde yeniden canlanmış bir Kayaköy'ü hayal ettik. Muhteşem yapılardı ama yıllar içerisinde harap olmuş, zarar görmüş ve terk edilmişti. Biz hep bunun hayalini kurduk. Yeniden canlanmış taş duvarları, patika yollarıyla yeni bir Kayaköy'ü hayal ettik. ...1923 mübadelesiyle Rumlar gidiyorlar Kayaköy'den ve dolayısıyla terk edilmiş bir kasaba ortaya çıkıyor. Burada ise siz yeni Kayaköy'ü yaratmışsınız. Burası bir restorasyon projesi. Yüksek Anıtlar Kurulu'ndan 5 yılda izinlerini aldık. 2,5 yılda da inşaatını tamamladık. Atina'ya yaptığımız seyahatimizde buradan göçüp giden Rumlarla birlikte sohbet etme fırsatını yakaladık ve onlardan aldığımız fikirleri de buraya yansıttık.